Sevgili dostlar, hepinize yeni bir videodan selamlar. Burası bizim köy bu arada. Karşı komşum Türk. Bu caddenin üstünde bir sürü Türk var. Bu köyün üzerinde var. Hemen hemen herkes İngilizce biliyor yani. Önüme bak lan. İçimden geçeydim. Sığır. Açsana camını. Çabucak girelim. Hep buz buralar. Yo sıcak. Oğlum içtiğin kahvenin kabını niye buraya atıyorsun ya? Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Torch me, and then touch me. Şu ışığı mavi mi yapsak ya? Daha mı iyi? Aylık kazancın demiş. Aylık kazancın minimum dolar, 1000 dolar arasında gidip geliyor. Mahsur kaldık. Ya beni soluyan iki kişinin yani arabayı yatırmışlardı. Şu karşıda gördüğünüz insanların hepsi yatıyor. Şuraya bakar mısınız ya? Sabah benim durumumda şöyle bir şeydi dostlar. Sevgili dostlar, hepinize yeni bir videodan tekrardan ve tekrardan selamlar. Tırı servisten çıkardım. Geçen bölümde servise bıraktığımı söylemiştim. Şunu alayım. Az önce yarda bıraktım. Benzin var mı bunda? Benim işimi görür herhalde. Az önce yarda bıraktım tırı. Baktım dorsenin üzerine sağlam kar yağmış. Şunu hemen şöyle yerleştireyim de. Gideyim. Yaş. Ortalık zebil. Her tarafta kar. Burası bizim köy bu arada. Karşı komşum Türk. Bu caddenin üstünde bir sürü Türk var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Her taraf kar. Şu karın yüksekliğine bakın. Neyse, tek kamera. Diğer kameraları şarja takmayı unutmuşum. Dorsen'in orada görüşürüz hadin. Hadin, Dorsen'in orada görüştük. Şimdi dostlar şey demiştim az önce evden çıkarken. Dedim tırın orada görüşürüz. Bunun dedim şeyini, şarjını dedim biraz dikkatli kullanayım. Hatun da dedi ki bak dedi yemek hazırlıyorum. Geç kalma. Ahanda Hatun bu sana kanıt, ispat olsun bak. Trafik var. Nereden gidiyorum? Hadi aslanım. Ulan ya. Neyse ufaktan ufaktan giderim. Bu arada arkadaşlar hepinizden gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Video izlenmeleri takipçi sayıma göre gerçekten çok güzel. Yani bir günde takipçi sayısının yarısını alıyorum izlemele. Sonra zaten birkaç gün sonra takipçi sayısını bile geçtiği oluyor. Bizde clickbait yok. Realbait var şimdilik. İlerleyen dönemlerde bilmiyorum yapar mıyım clickbait. Sonra küfretmeyin ha zamanında öyle falan diyordun şimdi. Niye böyle oldum falan diye. Bu arada hazır dışarıda gürültü yokken arabadan bahsedeyim size. Arabayı galeriden aldım. Servisten aldım daha doğrusu tırı. Getirdim yarda koydum. Çalıştırmadım. Yani pardon dorseye takmadım. Birleştirmedim. O sebepten dolayı şimdi dorsenin üzerinde de çok sağlam bir kar var. O karı şu aldığım az önceki o turuncu makineyle beraber üfleteceğim. Bana da bir okuyup üfleseniz. Ben sana üfleyemem. Önlüme bak lan. İçimden geçeydim. Sığır. Hayret bir şey ya. Açsana camını. Çabucak girelim. Tıra dönecek olursak arkadaşlar. Tırın ön cam çatlamıştı. Onu değiştirdim. Değiştirttirdim. Daha doğrusu. Ön kaput açılmıyordu. Çok sağlam yapmışlar bu sefer. Tık diye alıp açılıyor. Artık levye ile falan kaput açmaya kalkmayacağım. Onun dışında da akülerden koku geliyordu. Çürük yumurta gibi. Bir videonun birinde galiba bahsetmiştim ondan. Aküleri değiştirdim. Gerçi o kaputun açılıp kapanmaması garantilik bir mevzu. Tır gerçi 130 küsür bin millere geldi. 100 bin mile kadar garantisi vardı ama o hood cable dedikleri bu kaputu açmaya yarayan zavazingo hani bisiklet freni telleri olur ya onun gibi bir mekanizma var. Olan hay ben sizin çukurunuza ya. Öyle bir şey, öyle bir işte parça, zırzavat diyeyim. Yani çok basit bir şey. Neymiş? National Part Shortage. Well, Pilgrim, I don't know if you're up there, but... Ulusal parça krizi var. Yani shortage dediğimde hani kısalığı oluyor aslında. Çok mantıklı olmuyor da çevirdiğimde. Kriz diyeyim ben size. Onun dışında arabada çok major bir problem var. Gerçi araba şu anda çekişten düşmüyor ama EGR problemi var arabada. Mesela bazen gece yattığım zaman kabin içerisine smoke dedikleri bu duman kokusu gibi bir şey alıyordum uzun zamandır. Enjektörler diye düşünmüştüm. Belki enjektör ya da enjektör caps falan onlar gitmiştir diye düşünmüştüm. Onlar değilmiş. Zaten araba gelirken de çek
Yani size de gösterdim bir önceki videoda. Çek lambasını yakmıştı. Sonra ben şeyi aradığımda uptime servis diyorlar. Volvo'nun genel merkezini arıyorsun. Öyle bir durum olduğu zaman güneşlikte yazan numarayı arıyorsun. Arabanın garantisi varsa arabada yazan çek numarasını adamlar uydudan bağlanıp sorunu sana söylüyorlar. Gidebilir misin, gidemez misin diye. O EGR valve dedikleri o zavazıngo bazen açılıyormuş, bazen kapalıyormuş. Tırın ihtiyaç duyduğu güce, yaktığı yakıta göre, olduğun ortama, bulunduğun iklime göre. Benimki de en son valve açıldığında açık kalmış. Bu dedi seni dedi çekişten düşürmez dedi. Adam uydudan bunu görüp söyledi. Bu dedi seni çekişten düşürmez. Ama dedi yolda da bırakabilir. Yani en kötü sana yapacak olduğu çok fazla mazotunu yakar dedi. Peki diyorum, gittiğimde servise bugün bu diyorum parça nerede? Hani ne zaman yapılacak bu? Diyor ki zaman veremiyoruz. Parça olmadığı için. Yani hiç mi işte 1 ay, 2 ay, 5 ay, 1 senede mi veremiyorsun? Veremiyoruz diyor. Gerçi ya arabaya da geldik şimdi de. Artık böyle nereye kadar gidecek bu işlerin sonu bilmiyorum. İşte Amerika'ya gelip de bu işi yapacak, özellikle şu dönemde bu işi yapacak olan arkadaşlara tamam eyvallah güzel para kazanıyoruz. Ama özellikle şu dönemde bu işi yapacağım ben deyip de yatırım yapmayı düşünen arkadaşlara bunu da söyleyeyim. Zaten tır yok, tır alamıyorsun. Bu mevzuya derince gireceğim biraz da, yani birazdan dediğim videonun ilerleyen dönemlerinde, o da muhtemelen yola çıktığımda, ben size sadece başlangıç olarak videoya bir gireyim dedim. Şimdi şunu dorsenin üzerine ayarlayayım, ondan sonra görüşelim. Bu arada hava da çok fazla kararmadan önce şuralara bir göstereyim bakın. Hep buz buralar. Tam patenlik ama bunun üzeri çok yumuşak kalmış. Şimdi bu kamerayı şuraya bir ayarlayacağım. Üfürükle beraber. Bunları üfleyeceğiz. Bir de nefret ettiğim bir şey var. Bu videoyu eğer bu yardtan birisi izliyor ve o yapmışsa onun ben umarım yakalamam. Her kim olursa olsun. Yemin ediyorum nefret ediyorum ya. Adam geliyor. Şuraya bak. Üstünde yürümüş zaten. Yürüsün önemli değil hani. Canı çıkmaz da. Oğlum içtiğin kahvenin kabını niye buraya atıyorsun ya? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Hemen hemen herkes Türk. Adamın yaptığına bakın ya, terbiyesiz herif. İnsan yediği kaba pisler mi? Gerçi ben de onu öyle bırakmayacağım, sinirimden aldım, atacağım onu oradan da. Kendi arabanın üstüne koy, çöpe at. Çok konuştum, şu kamerayı ayarlayayım, hemen görüşelim. Torch me, and then touch me. Bu kadar yeri dakikalar içerisinde, saniyeler de diyebiliriz. Karını temizledim. Evet dostlar, elimden geldiği kadar aldım, attım. Burada buz falan kaldı ama artık o kadar olur. Evet dostlar, Allah razı olsun makine icat edenden. Gerçi bundan yazın çimen mümen üflüyorum. Sağda solda kaldığı zaman çimen kestikten sonra bahçede, çimen kestikten sonra evin bahçesinde. Evet bayağı bir kar attık sağa sola. Neyse en azından dorsemiz yola çıkmaya hazır. Anahtarı da almamıştım. Dorsenin anahtarını almayı unutmuşum. Çalıştırıp biraz ısıtmak isterdim ama yapacak bir şey yok. Evet dostlar, karanlıkta ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Şu bakayım, hatta görebilir misiniz? Şöyle göstereyim. Tırı aldık geldik. Dediğim gibi hood açılmıyordu kaporta ama şu an bunu çekmemin hiçbir de anlamı da yok çünkü görünmüyor. Ama şurada çeken tır, parmağım görünüyor mu ha, parmak. Şurada çeken tır ben buraya park ederken onu hatırlıyorum. Kamera çekmişti, editte çıkacak, izlesin kendine. %100 o yaptı. Tekrar göstereyim, hadi yolda görüşürüz ha. Evet dostlar, az önce lafımı tamamlayamadım. Dondum çünkü ya. Oo, nasıl buz. Evet dostlar, dediğim gibi benim tırın hemen yanında. Hatta biraz karşısına geçip böyle biraz konuşayım sizinle. Kendini izleyecek. Eğer bu yarttaysa birçok arkadaşım biliyor benim video yaptığımı. Kendini izlesin. Kimse kim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere tırı aldık. Eleman da şurada bir yerde ya da şurada. İkisinden birisi ya da Dorsey'e kim yakınsa, ikisinden birisi o kahve kabını benim Dorsey'nin üzerine at. Bir gün bir kabın içine işerler, onu atarlar. Bir gün bakarsın kahvesini atar. Bir gün adam evlilik çöpünü atar. Yuh be kardeşim, yuh. Neyse, tırımızın gündüz vakti videoya yeni başladığımda kaputu açacağım, size öyle göstereceğim. EGR sıkıntısından bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi fazla eve geç kalmadan direkt eve basayım. Yoksa hanımdan fırça yiyeceğiz.
Buradaki sol taraftaki kardeşlerimiz de hepsi hemen hemen evinde bu aralar. Şimdi ufaktan kameranın şarjı bitene kadar artık iki muhabbetin belini kırarız. Dediğim gibi dostlar, EGR sıkıntısı var. Ulusal parça yokluğu var. Shortage dedikleri zavazingo. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Adam diyor ki parça yok. Ne yapacağım? Yolda da kalabilirsin diyor. Kalmaya da bilirsin. Tamamen şansına diyor. Allah'tan Ohio'da Murat abim var, sağ olsun. Volvo siz diyeyimsiniz ya, master. Rusya'dan beridir biliyor bu Volvo'ları. Ağız katürküdür kendisi abimin. Murat Kazimov izliyorsa abime de buradan selamlar olsun. Ona telefon açtım. Dedim abi böyle böyle bir durum var. Garanti dedim bunu yapacak. Yalnız benim sıkıntım ne olur buna diye sordum. Dedi ki hiç korkma, hiçbir şey olmaz. Arabanın dedi daha yeni. Bu dedi parçanın %100'lü gömleği %80'e ya da %70'e inse daha iyi dedi. O %70'lik %80'lik kalan kısmının dedi en az 3-4 senesi var. Onun için dedi korkma, hiçbir şey olmaz. Bas git dedi, ben de basıp gidiyorum. Oturduğum mahalleye böyle bir ters taraftan girelim biz. Az önce Uber'e binmiştim. Uber de aynen öyle gelmişti. Velhasıl öyle arkadaşlar, size bahsettiğim geceye bak deyince geceye denk geldi yine. Size bahsettiğim küçük şehir Carnegie. Yani benim yaşadığım köyün vilayeti diyeyim, merkezi diyeyim, öyle bir yer burası. Carnegie şehir merkezi. Pittsburgh şehrinin hemen kenarında yer alıyor kendileri. Allegheny County dedikleri bölge, Allegheny bölgesine ait bir yer. Yan ışık yan. Şimdi arkada oğlum olsaydı baba kırmızı dur, red stop derdi böyle. Gerçi büyük kızım onu küçükken daha çok fazla söylüyordu. Oğlanlar niye sıçacak, pek fazla bir şeye böyle enterese değiller. Tek kamera aslında biraz basit oluyor çekmesi ama görünmüyor ya. Ondan işte yüzünü niye göstermiyorsun diyenler olabiliyor. Şimdilik arabanın içinde böyle güneşliğe sıkıştırdım kamerayı, öyle gidiyoruz işte. Yan oğlum, yan oğlum, aferin adamsın, adamsın. Yani ana yoldan gitsem biraz daha çabuk gidebilirdim ama sizlere yaşadığım yeri, yani yerleri daha doğrusu buraları da biraz görün isterim. Emre abime tekrardan selam olsun. Emre Işıllak, seviliyorsun kral. Kısalarımızı açalım. Uzunları yakıp insanları rahatsız etmeyelim lütfen arkadaşlar. Özellikle ağır vasıta işi yapan kardeşlerim için bu uyarı küçük araç kullananlara söylüyorum. Zaten gün boyu yoldayız dostlar. Yani bir de şimdi kış aylarında geceye daha çok denk geldiği zamanlar oluyor. Lütfen sizden rica ediyorum. Dünyanın bu videoyu her neresinde izliyorsanız izleyin, hiç önemli değil. Zaten bütün günümüz beyaz bulutlara bakıp gözümüzün körleşmesiyle geçiyor. Üzerine de böyle gece vakti gelirken böyle az bir şey yağmur yağıyor. Ya da ne bileyim bir şey oluyor, bir sis oluyor, bir duman oluyor ya da her neyse sebeptense uzunları açarak yakmak güzel bir şey. Tamam, yolu görüyorsunuz. Bakın ben de yaktım şu anda. Ama karşımdan araba gelmiyor. Lütfen sizden ricam, karşınızdan gelen arabanın o şoförüne saygı duyun. Lütfen uzunlarınızı böyle sürekli açmayın. En azından karşınızdan araba geliyorken kapatın. Sonra bir de açarsınız. Yani çok basit bir olay. Sinyal verir gibi düşünün ya. Bir tane düğme geri geri yapıyorsun, gidiyor işte. Uzun ya da kısa. Evet arkadaşlar, burası hala Carnegie şehrinin içerisinde yer alan yerler. Bakın mesela araba geliyor. Hemen kısaya çevirdim. Şimdi araba geçecek. Uzuna çevireceğiz. Üfürükçülere, hacılara, hocalara inanmayın dostlar. Çoklarının canı yandı, parası falan yandı. Hocam. Herkes kendi duasını edebilir. Kimsenin nefesi kimseden üstün değildir. Allah hepimizi öyle yaratmış. Peygamberler hariç diyelim o zaman buna. Burası bizim köyün girişi. Aslında Christmas döneminde ya da yılbaşı döneminde daha iyi olurdu göstermek buraları. Çünkü ışıl ışıl oraya, herkesin evinin kapısında ışıklar falan. İşte geyikti, meyikti, ne isterseniz oluyor, ışıklı mışıklı. Şu ana kadar herhangi bir Türk geçmedik ama kimseyi de ifşa etmek istemiyorum. Sol tarafımdaki 3 ev Türk zaten. Sağ tarafımda da var birkaç ev. Burası bizim sokak. Bizim sokağın arka taraftan girişi. Sağ tarafımda Resul abiyi geçtik. Yani isim olarak bilmiyorum ama birçoğunu tanıyorum. Mesela sol taraf Patriot sokağı. Benim olduğum yer Centennial Drive. Patriot'ta bir sürü, en fazla Türk o caddenin üstünde yaşıyor, o sokağın üstünde yaşıyor. Ondan sonra en fazla yaşayan Türklerin olduğu yer burası. Burada yaklaşık 110 tane bu tarz evlerden evler var. Single home dedikleri, single family house dedikleri evlerden, onlardan var. Onun dışında town home dedikleri evler var. Birbirine yapışık evlerdir. Yapıldığı yere göre, boyutuna göre minimum dörtlü falan olur bunlar. Yani birbirine yapışık şekilde. Öyle bir ev yapma sistemi var. Biz de eve geldik. Arabamızı çekelim. Şu garajın haline bakın ya. Çocukların oyuncaklarından geçilmiyor. Bizde yoktu bu kadar.
Neyse sevgili dostlar, videonun ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Şimdilik bye. Yükümüzü aldığımız yerden ya da evden çıkarken görüşürüz. Hadi bakalım. Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Size bir tır durağından bir akşam vakti böyle manzaraların olduğu yerlerden sesleniyorum. Mahsur kaldık. Yani daha doğrusu ben mahsur kaldım. Niye? Çünkü yüküm oversize dostlar. Oversize olduğu zaman yollar bize eğer gidilmeyecek gibi ise kapanıyor. Bakın burada tamirci bile kapalı. Bu çok büyük bir tır durağı. Şuradan da göstereyim TA diye. Yani hemen hemen her yer kapalı. Kimisi var. Mesela pompada duruyor, bu adam gidecek galiba. İnşallah başına bir şey gelmez. Çünkü ben gelirken çok gördüm. Özellikle beni sollayan iki kişinin biraz ileride arabaların daha yeni yapmış olduklarını gördüm. Yani arabayı yatırmışlardı. Çok felaket bir durum var şu anda. Missouri'den karlı bir günden. Şöyle yerleri de göstereyim de. Ellerim dondu. Aslında size bir önceki videoda, hatta ondan önceki videoda galiba, öyle miydi? Tam hatırlamıyorum ama ya bir video ya iki video önce demiştim ki 10 soruda tırcılık. Buna işte ben buradan yapacağım. 10 soruda tırcılığı Amerika'da, Türkiye'de ve Avrupa'da yapacağız demiştik. Avrupa ayağı yattı. Olmadı. Sadece Türkiye ve Amerika diye yapacağız. Nizamettin yapacak Türkiye'dekini. Nizamettin Akbaş kardeşim. Burada da ben yapacağım. Aynı sorulara o da cevap verecek. Ben de cevap vereceğim. Böyle bir videoyla karşınızdayım şu anda. Yalnız tıra gitmem lazım. Çünkü yani elimde eldiven falan da yok. Dondum yani. Şöyle hazır yanmışken şu donmuş arabaları da göstereyim size. Bunlar bile donmuş arkadaş. Şöyle karın derinliğini kazınmamış yerden şöyle göstereyim. Şu yüksekliğe bak. Ah be. Bu arada bir kötü haberim var. Kendime bir kötü haberim. Sizin için ne kadar kötüdür bilmiyorum. Sizin için ne kadar kötüdür bilmiyorum ama benim için kötü bir şey. GoPro 9 ile 8'in, 7'nin ve 5'in, yani elinde bulunan kameralardan bahsediyorum, bataryaları birbirine uyuşmuyor. Uyuşmadığı için ben ona bir batarya paketi almıştım. 3 tane batarya ve bir charge edici ile beraber. Ne yazık ki evde unutmuşum. O hani torsenin üzerinden bir aletle kar üfletiyordum ya. O anda arabaya koymuştum charge olsun çünkü çok çabuk bitiyordu. O sebepten dolayı onu o evdeki arabada unutmuş. Yalnız şuraya bakar mısınız? Donmuş abi. Çalışıyor ama ses ne kadar geliyordur bilmiyorum. Şu an bu kameraya mikrofonda takılı değil. Başka bir kardeşimiz Peterbilt oversize olduğu için o da yatışta. Şu karşıda gördüğünüz insanların hepsi yatıyor. Ki çok sağlıklı bir düşünce değil. Umarım sesim çok kötü gelmiyordur. Tıra gidince diğer kamera şarjdayken zaten mikrofon var. Onda bir sıkıntı olmaz. Sesim daha sağlıklı gelir. Yalnız bakar mısınız size ya? Donmuş abi arabada. Bak size şurada. Şurada bir karavan var. Karanlıkta görünmüyor. Ama özellikle şurada iki tane tır var. Bu adamlar ne yaptı bilmiyorum. Onların yanına doğru geçeceğim şimdi. Çünkü bu adamları dün akşam buraya çekerken gördüm. Karlarını da temizlememişler. Arabaları ne durumda onu bilmiyorum. Pardon, arabalarını görüyorum ama kendileri ne durumda onu bilmiyorum. Bu arada ben de şuraya park ettim. Şurada bir yerde. Benim oraya da gideceğiz şimdi. Şuraya bakar mısınız ya? Wow. Mahsur kaldım. Sabah benim durumumda şöyle bir şeydi dostlar. Tırımın üzeri aynen böyleydi. Sonra temizledim gerçi ama. Bir indim. Şöyle dizlerime kadar kardayım. Uyku semetesine fark etmemişim bile. Ben de diyorum ki ulan bir tuhaflık var. Niye benim ayağım üşüyor? Bir baksam. Dizime kadar kardayım.
Oo. Şu binaların olduğu yerden doğru geldim. Arkadaş bu nedir ya? Şu yere bakar mısınız? Ya şu ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şöyle telefonun ışığıyla biraz destek yapalım. Aha da güzel destek oldu lan. Oh. Yani bildiğiniz şu an donuyorum. Vallahi donuyorum, billahi donuyorum. Hiç belli olmuyor değil mi kameranın arka tarafında? Evet, ben bunu buraya çekerken burada böyle bir şey yoktu dostlar. Şu adam sonradan çekti. Benim yanıma gündüz. Oh. Islandık. Görüyorsunuz işte. Bu bizim emektar Düldül. Pardon, Düldül garajda. Bu benim arabam ya. Yok canım. Ana, rengi değişmiş arabanın. Bak bak bak. Oo. Neyse. Şuraya bak ya. Bir ileri geri yapayım. Frenler falan donmasın bari. Yoksa vallahi yanarız. Şöyle göstereyim. Artık gece karanlığına ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bu brandayı da yaptık ama bunun bir de açması var. Gerçi gideceğim yer sıcak, sıkıntı yok. Şuralara bak. Ben de aracı işte buraya dün akşam geldim. Dedim ki şu tarz park yerleri biraz sıkıntı oluyor. Biraz geri geri oluyor. Stak kalma durumunuz olabiliyor. Yemin ederim ağzım uyuştu, konuşamıyorum. Arabayı da üstap ettim dünden beridir, çalışıyor dedim. Of. Neyse. Dostlar ben tura geçeyim. Biraz ağzım yüzüm durulsun, böyle gevşesin. Gevezeliği oradan devam ederiz. Hadi birazdan görüştük. Yalnız dostlar şunu söyleyeyim mi size? Bakın şimdi bir direksiyon, birkaç pozisyon, tamam mı? Şurada bir pedalı var. Dur yine telefonun ışığına destek alacağım. Telefonun ışığı abi. Ayağımız kara kadar batmış. Şöyle açalım. Bakın şurada. Oh, göster. Şurada bir pedal var. Bunu yarım bastığın zaman, şimdi bastığımı nasıl, hani 3-5 tane elim olmayacağı için gördüğünüz için o kadarı. Birazcık bastığımda sadece şu kafayı alıyorsunuz. Bak. Birazcık basıyorsunuz. Bu pozisyona ayarlıyorsunuz. Tam bastığınızda bunu böyle yukarı kaldırıyorsunuz. Bu oversize insanlara göre. Hani size olarak benden çok büyük olan insanlara göre. Ben de çok fazla küçük sayılım ama. Neyse ben şu kameralı mikrofonu takayım. Sesim biraz daha düzgün gelsin. Onun üzerinden konuşalım. Yaklaşık 1-1,5 saattir arabayı stop etmiştim. Bir ileri geri yapacağım arabayı. Frenler donmasın ya. Vallahi donarsa mahvolduk. Şu mikrofonlu kamerayı bir takayım da ona da bir formül düşünmem lazım. Çünkü şarjı bitecek sürekli. Çok çabuk bitiyor. Önceden GoPro'ya yardırıyorduk. Başta Fatih olmak üzere ben. Mok gibi kamera yapıyorlar. Mikrofon yok falan. Adam gibi mikrofonları yok işte falan. Ne şimdi mikrofon olayını 7 ile beraber çözdüler. 8, 9, 10 var artık. Ama halen daha şu şarj olayına, eşek gibi bataryası olmasına rağmen halen daha bir çözüm bulamadılar. Umarım yakında bulurlar. Buradan GoPro'nun yetkililerine de sesleniyorum. Oğlum bak, millet dağa falan çıkıyor, tırmanıyor. Yani böyle hadi tamam, biz kıçımız sıcak yerde de arabanın içerisindeyiz. Millet dağa falan tırmanıyor ya. Adam cebinde power bank mi taşıyacak? Şuna bir batarya yapın da en aşağı bir 8-10 saat gitsin ya, böyle 4K çekim yaparken. Bu arabada bir yerde kaçak var galiba. Sağlam bir hava kaçağı sesi geliyor.
Duyuyor musunuz kuşların sesi? Neyse, bu birazdan kendini açar. Çok gevezeli gittim. Ağzımın uyuşukluğu geçmeye başladı, ondandır. Şimdi dostlar, ben sorularımı elime alayım. Mikrofonumu, kamerayı da takayım. Şöyle karşıma bir yere koyayım. Karşılıklı sohbet edelim. Soyunayım bu arada. Sanat için soyunmalıdır kesinlikle. Alayım bahis. Evet dostlar, videomun geri kalan kısmından hepinize tekrardan merhabalar. Gördüğünüz üzere size de videonun başında bahsettiğim gibi kameranın birini ön cama ayarladım, birini kendime ayarladım. Videonun geri kalanında da şu görmüş olduğunuz soruları size bir bir, hiç böyle yalan olmadan, ekstradan bir şey katmadan bu şekilde anlatacağım. Birkaç video önce dediğim gibi, videonun başında bahsettiğim gibi sizlere bu tarz sorulardan bahsedip konuşacağımı söylemiştim. Şu ışığı mavi mi yapsak ya? Daha mı iyi? Sanki daha iyi gibime geldi. Şimdi arkadaşlar, soru 1. Mesleğe nasıl başladım? Benim bilenler bilir, benim daha öncesinden pizza restoranım vardı. Bacanağımla ortak. North Carolina'da. Hatta bir gün oraya yolum düştüğümde de size oradan da video yapacağım. Beraber yapacağız videosunu. Ben orada tabii biz işimizi, gücümüzü götürürken da sonlara arkadaşlar geliyordu. Alaska Türkleri arkadaşlar geliyordu. Bunlar tabii takım şoför olarak işte North Carolina'dan Kaliforniya'ya gidip 5 gün içerisinde tripi tamamlıyorlardı. Geliyorlardı. Ben de tabii bu adamlara zaman geldikçe, geçtikçe özenmeye başladım. İlk başta düşünmeye başladım. Sonra bu düşüncemi, yani kendi kendime düşünüyorum. Sonra bu düşüncemi sesli olarak düşünmeye başladım. Sonra bizim bacanağa bahsettim. O da kendince olur dedi. Ondan sonra gelen arkadaşlara, bu her hafta dükkanda toplanan gelen arkadaşlara bahsettik. İşte nasıl iş falan, yapabilir miyiz, edebilir miyiz? İşte çok güzel iştir, yaparsın şöyle böyle falan derken okula yazıldım. Tır ehliyeti okuluna yazıldım. Tır ehliyetini okula yazıldıktan tabii bir yanda pizza dükkanı var, bir yanda okul var. Full time alamadım. Part time olarak okula yazıldım. Sadece hafta sonları gidiyordum. Ve o günün şartlarında gereken 160 saat kurs almanız gerekiyordu. Bu 160 saatin içerisinde çoğunluğu zaten günün, yani o gittiğim hafta sonlarının 2 günü sınıfta geçiyordu. 2 saati. İlk gittiğiniz sabahın 2 saati. İşte evrak bilgileri falan, işte kağıt bilgileri, takorak bilgileri, bunlarla alakalı kurslar görüyorsunuz. 2 saatten sonra field dedikleri, yani 2 saat class aldıktan sonra her bir günde, yani cumartesi ve pazar olmak üzere field dedikleri pratik yapma dersine geçiyorsunuz. Bu derste şöyle, işte atıyorum bizde hafta sonu 2 tane sınıf vardı. 2 sınıfta da yaklaşık bir 15 tane öğrenci vardı. Ve 15 öğrenciyi işte 7-8 tanesini bir tarafa, 7-8 tanesini bir tarafa biriktirip işte birer tane miladi, yani takvimi ne zamandır oturlarım bilmiyorum. Çok eski tırlarda field'da ileri geri ve 45'lik parklar yapıyorsun. Bir de eliduck dedikleri böyle tırı çaprazlama parka, rampaya yanaştırdığın pratikler alıyorsun. İşte bu ondan sonra işte gündüz sürüşlerine, yani permit aldıktan sonra, o pratikleri yapıp da permit aldıktan sonra da belli bir süre gündüz, belli bir süre gece sürüşünüz olması gerekiyor. Bunları da bir yanınızda bir examiner'la beraber geçiyorsunuz. Examiner dediğimde işte o sürücü kursundaki, okuldaki işte yetkili insanlarla, sizi yola çıkartmaya yetkili olan insanlarla birlikte 160 saati tamamlayıp pratiklerinizi geçip işte yazılı sözlü sınavlarınızı, her şeyinizi geçtikten sonra da ehliyetinizi alıyorsunuz. Ehliyet nasıl alınlara da bu şekilde cevap vermiş olalım. Mesleğe nasıl başladığındı, hani neden başladın, nasıl başladığındı bu sorunun cevabı. İkinci soru, aylık kazancın demiş. Ben şimdi, benim tırlarım var. Size şirket olarak aylık kaç para kazandığımı tabii ki söylemeyeceğim. Ama şirketin bu arabasını ben kullanıyorum. Bana şoförlükten bu arabadan kaç para kalıyor onu söyleyeceğim. Aylık kazancım 10 bin, minimum 10 bin dolar ila 16 bin dolar arasında gidip geliyor. Ne bileyim, o ay kişisel masraflarım biraz daha fazla oluyorsa ya da evle alakalı bir durum varsa onlara para harcıyorsam o şekilde, yani gidip gelen bir durumu var aylık kazancımın. Sürüş süresi demiş. Üçüncü sürede sürüş sürem. Bizde Amerika'da kara üzerindeki 48 eyaletteki sürüş süresi günlük 11 saattir arkadaşlar. Şuna da bir cevap vereyim. Bu çünkü ayrı bir videonun konusu olacak. Takografla alakalı. Ayrı bir takograf videosu yapacağım sizlere. Günlük sürem 11 saat.
Çalışma süresi 14 saat. 3 saat arabaya her gün güne başlamadan önce muayene yapmak zorundasınız. Muayene listesinde işte frenlerden tutun, camın çatlak mı, ne bileyim motoruna bakıyorsun, tekerleklerin dişlilerine bakıyorsun, fren papuçlarının kalınlığı, işte ne kadar hava kaçırıyor frene bastığında, işte 60 saniyede ne kadar fren kaçırıyor, bunlara bakıyorsun, freni pompalıyorsun falan. Yani bayağı bir bildiğiniz, ne diyorsunuz siz Türkiye'de, hani o muayene istasyonu türev mi, türge mi, öyle bir şey. İşte biz de burada inspection dedikleri, tırına 15 dakika, en az 10 ila 15 dakika arasında inspection yapman gerekiyor. İşte o 14 saatlik çalışma süresinin içerisinden gidiyor bu sıralar. Günlük sürüş sürem 11 saat. 3 saati çalışma, yük bağlama ve muayene ile geçiyor. Yollar hakkında bilgi demiş 4. soru. Ya yollar hakkında bilgi, hani Türkiye'yi de kıyaslayacak olursam, mesela Interstate ve US Highway diye yollar var burada. Hatta ben bununla alakalı bir video yapmıştım kanalımda. Çok eski videolardan bir tanesidir. Amerika'daki yol sistemi diye. Bunu oradan da izleyebilirsiniz aslında. Yollar hakkında bilgi, şu anki durumunu zaten ön kameradan da görebildiğinizi düşünerekten. Yani nasıl söyleyeyim? Türkiye'den tek farkı aslında yolların biraz daha geniş ve trafik ışığı olmaması ulusal yollarda. Şimdi paralı otoban düşünün. Paralı otoban nasıl ki mesela otobana çıktığınızda gişeden gişeye galiba, değil mi? Hani para ödüyorsunuz. Burada öyle bir şey de yok. Tabii paralı otoban var. Aynen sistemi Türkiye'deki gibi, o farklı. Ama mesela North Carolina eyaletinden 40 numaralı yol olan girip de Kaliforniya'ya, yani kıtanın bir başından bir başına yaklaşık 4200 kilometre civarında bir yol. O yolda tek bir tane dahi trafik ışığı yok. Onun, yani bu sadece bir örnek. I-40 dedikleri 40 numara. Bu sadece bir örnek. Onun yanı sıra I-95 vardır. İşte New Hampshire'dan başlar. İşte Maine'den New Hampshire'dan başlar. Ta Florida'ya, Miami'ye kadar iner. Onun dışında I-90 dedikleri 90 numara vardır. Yine bir yakadan öbür yakaya, yani New York'tan başlar. Washington, Seattle'a kadar gider. Interstate ve US Highway. İkisi birbirinden farklı. Yollar hakkındaki bilgiye bu şekilde değindik ufaktan da olsa. En uzun yolculuk demiş. Hani benim en uzun yolculuğum San Diego eyaletinden Massachusetts eyaletine oldu. Yaklaşık 3200 mil civarında bir yol. O da 1.6 ile çarparsanız zaten hemen hemen 5000 kilometre yapıyor. O yolu da 4,5-5 günde gitmiştim. Burada hem hız limiti fazla hem de sürüş süresi fazla olduğu için ve de yollarda da çok fazla böyle oyalanmadığınız için, trafik ışığıydı, normal trafikti falan, çok rahatlıkla 4,5 günde falan yapabiliyorsunuz o yolu. 6. soru, bulunduğun konumda bu meslek saygı görüyor mu? Buna şöyle şu cevap vereyim. Hani saygı görüyor mu? Şimdi ben hemen hemen bütün dorseleri yaptım. İşte dry van dedikleri kuru yük taşıdım. Şu anda bende var, onları hiç kullanmadım ama refrigerated dedikleri, bu sizin Türkiye'de frigo dorse, kimisi Thermoking diyor. O dorseyi taşıdım falan. Ondan sonra benim çok eski, yani kendime aldığım çok eski bir dorsem vardı. Araba taşıdım. Step deck denilen bir dorse yaptım. Şu işe geçene kadar, yani şu dorsedeki işi, bu ağır işi yapana kadar saygı görmedim. Gerçekten saygı görmedim. Herkes böyle köpek çektiği zamanlar da oldu. Tabii cevabını aldılar. Yani çenemden az çok bilirsiniz, kimseye pabuç bırakacak bir çene yoktur bende. Cevabını aldılar ama şu dorseyi, şu işe yaptıktan sonra çok gerçekten, yani gerçekten ama saygı görmeye başladım. Yani dorsesine göre değişiyor diyelim saygı görme durumu. 7. soru, ailen ile vakit geçirebiliyor musun? Ailemle vakit geçirebiliyor muyum? Evde olduğum dönemlerde, yani eve gittiğimde ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama takdir edersiniz ki ben evden bir çıktığımda yaklaşık 20-25 bin kilometre yol yapmadan, aylık bazen 30 bin kilometre de oluyor. Bu kadar yol yapmadan eve gittiğim olmuyor. Eve gittiğimde de birkaç gün ilk başta biraz kendimi ayırmak istiyorum, dinlenmek istiyorum ama bu da mümkün olmuyor. Ev halkı, onlar da beni bekliyor. Gerçi hanım sağ olsun araba kullanabiliyor. Çocukları sosyalleşmesi babında işte gezmeye götürebiliyor falan. Kayınvalidem yardımcı oluyor bazı konularda. Ona da sağ olsun. Ben geldiğimde de, yani eve ben gittiğimde de hep beraber vakit geçirebileceğimiz bir yerlere gidiyoruz. Yani vakit geçirebiliyorum. Eve gittiğimde de nasıl diyeyim, biraz daha
uzak yerlere, daha böyle görülesi enteresi olan yerlere falan oluyor. Oralara gidiyoruz. Zaman zaman da bunu Instagram'da da paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz eve gittiğimde neler yaptığımı birçoğunuz görebilir. Soru 8. Yoldaki ilginç bir anı. Yoldaki ilginç bir anı. Vallahi hani ilginç oluyor şunda. Bir değil birkaç tane oluyor. Mesela tepede Atatürk imzası var. Yan tarafta mesela Beşiktaş'ın kartalı var. Koyu bir Beşiktaşlıyım bu arada. Kaputun sağında solunda BJK 1903 var. Bu BJK 1903 de arkadaşlar aracın kimlik numarası. Hani daha öncesinden 1903'tü ama aynı numarayı Pennsylvania eyaletinde aldığınız yeni bir tura koyamadığınız için bunun önüne dediler A ekle, B ekle, C ekle ama bunu yapamıyoruz artık dediler. Registration yaptırırken. Ben de dedim o zaman BJK 1903 olsun. Bu zaten ruhsata da o şekilde işletilmişti. Tepede de ruhsat var. Tepeye niye öyle yaptıysam işte orada duruyor. Bu şekilde hani insanlar böyle gördüğünde korna çalanlar, resim çekmek isteyenler, ne bileyim mesela en ilginç şöyle bir şey olmuştu. Yanlış olmasın, Kaliforniya'da bir askeri üste gittiğimde orada bir tane asker bana böyle yaptı. Allah Allah dedim, bana niye böyle yapıyor bu adam? Meğer İncil birlikte görev yapmış bu asker. Atatürk'ü de çok iyi bildiği için bana böyle geldi. Asker selamı verdi. Tabii nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü yanıma geldi. Daha sonra yükü yüklerken gördüm, tanıdım sonra. Hani selam veren asker olduğunu gördüm, tanıdım ve bana asker selam verdi. Orada bir hani gururum okşanmadı değil yani. Pozitif anlamda söylüyorum. Başka ne var? Eskiye dönsen tekrar bu işi yapar mısın? Yaparım. Çünkü alıştık artık bir kere. 9. soruydu. Eskiye dönsem bu işi kesinlikle ve kesinlikle yaparım dostlar. Ama çok da uzun bir süre yapmam. Soru 10. Güzel bir soru. Ceza yedin mi ya da bulunduğun ülkede ceza sistemi ve ceza sistemi nasıl? Pardon. Baştan alayım. Soru 10. Ceza yedin mi ya da bulunduğunuz ülkede ceza sistemi nasıl ve ceza yediniz mi? Yedim. Ceza yedim. Hatta şöyle, az önce bahsettiğim step deck denilen bir dorsem vardı. Bulursam onun da bir görüntüsünü buraya koyacağım. Şimdi bu step deck denilen dorselerde şöyle bir durum var. Bu arada sorular bitti. Bunu da böyle katlayıp koyayım kenara. Step deck denilen dorselerin dingilleri mesela şöyle düşünün. Birinci dingili, ikinci dingili. Şimdi bu dingiller birleşikken 17 ton yani 34 bin pound yük alabiliyorsunuz. Yalnız bu dorsenin altında sadece arka dingilinde bir kaydırgaç sistemi var. Bu sistem bu dorsenin tekerleğinin birbirinden ayrılmasını, aradan biraz fark olmasını sağlıyor bu şekilde. Bu yumruklarımı dingiller olarak görün. Ön dingil ve slide olan. Bu dingili en arkaya slide yaptığınız zaman yük alma hacminiz 40 bin pound'a çıkıyor. Yani 20 tona çıkıyor. Ve ben de o dorsaya yeni başlamıştım daha. Bir çimento fabrikasından yük aldım ve hemen telefonumdaki uygulamadan en yakın kantar nerede ona bak. Kantar dediğim özel kantarlardan bahsediyorum. Bu bahsettiğim olay da 2013 yılında, 2012-2013 yıllarında falan oldu. O kantardan önce de devlet kantarı varmış. Ben onu görmedim. Acemiyim, uygulamaya acemiyim, hani yollara acemiyim. Daha hani kariyerimdeki ne diyeyim ya birinci ayım ya ikinci ayım. Hani yalan olmasın o zamanlarda kayınbiraderin arabasına çalışıyorum. Yani şoförlük yapıyorum. İşte maksadım hani çimento fabrikasından da tır durağındaki özel kantar ne kadar diyeyim size, böyle 15-20 kilometre. Bir çıkış öncesinde de devlet kantarı var. Devlet kantarına da girmeden önce o dingili kaydırmanız gerekiyormuş arkaya. Ve benim arka 34.000 basacak olan dingiller 37.000 pound, 38.000 pound basıyordu. Bu da birleşikken ceza anlamı. Ben bunu ayırabilseydim 40.000 pound limitim vardı. Dedim yani ben yeni şoförüm, tolerans geçemez misiniz? Dediler ki olmaz. Dedim en yakın kantar burasıydı. Hani nasıl yapacağız? Hani bu nasıl bir durum olacak? Hani en azından sonrası için söyleyin bana. Dediler ki 100 mil geride dahi olsa 160 kilometre bu kantara girmeden önce oraya gideceksin, tartılacaksın, durumunu legalleştirip buraya öyle geleceksin. Bak 160 kilometre dahi diyor geride olsa oraya gideceksin. Gerçi orası South Dakota eyaleti var, orada olmuştu. Velhasıl böyle yani cezanın miktarına gelecek olursak da yaklaşık 1680 dolardı arkadaşlar. 1680 dolar. 10 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi o cezalar 2000 dolar civarında olmuştur. Yani fazla bir artış göstermiyor ama şu pandemiden dolayıdır bu cezalar ne duruma geldi, ne kadar arttı, nasıl arttı gerçekten hiç bilmiyorum. Neyse bu da böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir.
Bu arada bu herhalde yaptığım en kısa videolardan birisi olacak gibime geliyor. Çünkü bu videoyu çekecek olduğum ana, dakikaya gelene kadar yaklaşık bir 12-13 gün evdeydim. Biliyorsunuz bir önceki videodan da servise götürdüm. Servise bıraktım. İşte yapılma süreciydi. Çarşamba günü ya da perşembe günüydü. Tırı servisten aldım. Çarşamba günüydü. Geçen hafta. Yük çıkmadı. Sonrasında da bir sonraki hafta, yani bu haftanın pazartesi gününe geldik. Yani şu an videoyu siz pazar günü izliyorsunuz. Ve tahminim pazar günü. Çünkü gönderme olayı da biraz geç oldu. Ne zaman montajlanır, ne zaman yayınlarım tam bilemiyorum. Ama muhtemelen pazar günü diye düşünüyorum. Velhasıl işte tırın geç çıkması, o hafta yükün çıkmaması beni böyle bir video geciktirme olayına itti. Şimdi bu videoyu yayınladıktan sonra etrafta görüyorsunuz, karlı ve buzlu bir yolda. Umarım yarın iznim gelir ve yola çıkmaya başlarım. Çıkınca da tekrardan video stok yapma olayına gideceğim. Çünkü yakın bir tarihte Türkiye'ye gelme planım var. Türkiye'ye de videolar çekeceğim ama gönderme işi, aktarma işi nasıl olur onu bilemiyorum. Stoklamam lazım. Belki de Türkiye'ye geldiğim ayda belki birkaç tane video yapamayacağım da diye düşünüyorum. Birkaç hafta video olamayabilir. Yani bazı değişik sürprizler de olacak. Onların videolarını falan da yapacağım zaten. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yani fazla bir aksiyon olmadı. Videonun başıyla sonu arasında pek fazla bir fark yok. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, sağda solda arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. YouTube'daki verilere göre konuşuyorum. Abone olan sayısından çok, yani atıyorum 7 küsür bin abonem var ama videonun izlenme sayısı 10 binleri falan geçiyor. O izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen sizler de abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda diyorum. Hadi in bye.